Geçtiğimiz videodaki yemek sepeti kuponunu kazanan arkadaşımız Celil Kızılırmak oldu. Bu sene kullandığı en keyifli kart Ronaldo yazmış. Tebrik ederim. Böyle daha fazla çekiliş olmasını istiyorsanız aşağıdaki yemek sepeti linkime tıklayarak sık kullananlara eklerseniz çok sevinirim. Sipariş verdiğinizde oraya tıklarsanız dediğim gibi daha fazla çekiliş yapabilirim. Bugün farklı tarzda bir video olacak. Amacım kurulabilecek mesela bütçeli 750 bin, 250 bin, 500 binlik yapılabilecek kadroları göstereceğim size. En überini de yaptım. 3,5 milyonluğu da yaptım. 50K'lığını da yaptım. Çünkü oyuna yeni başlayan da oluyor. Kadro kurma konusunda sıkıntı yaşayan da oluyor. Ben kendi düşüncelerime göre yapılabilecek en iyi kadroları yapmaya çalıştım. Tabii ki daha iyisi var mıdır? Vardır. Elinde farklı satılamaz kartın da vardır, vardır. Ona bir şey diyemiyorum ama ben size göstereceğim. En azından fikir oluşturmak adına kadroları göstereceğim. Kanala yeniysen abone ol, videoları beğenirsen çok sevinirim. Şimdi en ufak bütçeli kadrodan başlayalım. Kadroları göstermeden önce bir şey daha göstermek istiyorum. Şimdi oyunda grindleyerek açabileceğin kartlar da mevcut. Onun yerine diyorsun ki ben bunu grindleyeceğim, bir şekilde bu kartı alacağım. Burada geliyorsun dönüm noktalarına, milestone'a. Burada mesela açabileceğin kartlar var. Ha tamam, bunlar, mesela Defrel oyun başı için güzel bir kart. Ben burada Uribe'yi yaptım ve bu, göreceksiniz bugünkü videoda oynayacak. Rafa mesela aynı şekilde. Buradaki kartları, şunu söylemek istiyorum. Buradaki kartları da grindleyerek erişebilirsiniz. İlla ki şey yapmanıza gerek yok. Oyuna para harcayarak yapmak zorunda değilsiniz. Şimdi başlangıç kadrosu. Burada yedekleri de koydum. Bu kadronun ederi 50K. Kalede Simon var. Çok önemli değil kaleci açıkçası. Bu kadronun güzel yanı, gerçekten oyuna başladığın gün bu kadroyu yapabiliyorsun. Gelişmiş kadro kurma görevini yaparsan 50K coin kesin kasacaksındır. Kalede Simon var, sağ bekte Dest var. Birazcık kötü ama tabii ki bütçeli kadro olduğu için bir yerlerden bir yeri kısmamız gerekiyor. Eder Militao benim ana kadromda bile oynuyor. Ben çok memnunum. Düz kartı gayet iyi bence. Alaba'nın düz kartı iş görür ama bence 86'lığına geçilmesi gerekiyor. Arada böyle 15-20K fark var. Çok sorun değil. Sol bekte Renan Lodi var. Renan Lodi upgrade'i bildiğin üzere Mendy olacak. Mendy birazcık pahalık oluyor bu kadroya ama bence başlangıç kadrosu için iş görecektir. Dembele kesinlikle iyi. Çok diyecek bir şey yok. Dembele kesinlikle oynar. Valverde var. Valverde geçen sene kullanılıyordu ama bu sene birazcık daha az görüyoruz. Ama yine de bu kadroda yerini aldı o da. Aynı şekilde Canales var. Çoğu kişinin uyuduğu bir kart. Bu karta gölge basarak bence başlangıç kadrolarında iş yapacaktır bu kart. İstatistiklerine baktığı zaman aslında güzel duruyor. Defansı birazcık sıkıntı ama onun dışında bence sağlam bir karta benziyor. Vinicius'un buradaki olayı topu ileri taşıyıp adam eksiltmek olacak. Şutu ve pası bu kartın çok yetersiz, sizin de anlayacağınız üzere. O yüzden buradaki amacımız Vinicius'u topu ileri taşımakta, pozisyon yaratmakta kullanmak olacak. Bir sonraki oyuncumuz Felix forvet hattında. Çok iyi bir kart değil. İş görecektir. Ben iş göreceğini düşünüyorum. Kore'yi ben ilk kullandığım zaman aşık olmuştum. Kore'ye kesinlikle başlangıç kadrolarında mutlaka ama mutlaka olması gereken bir kart. Forvet hattı bence yerinde. Defans hattı da sağlam. Ben bu kadroyu beğendim. 50K'ya yapılabilecek en iyi kadro. Hatta bu kadro 40K falan tutuyor. Yedeklerle beraber 50K alıyor. Yedeklerde Adama Traore'miz var. Kanser biliyorsunuz. Aynı şekilde Saint-Maximin de var. Ve Werner'imiz var. Görmek istemediğimiz kartlar karşımda özellikle. Böyle bir kadro yaptım. Sizin de böyle başlangıç kadrosu fikriniz varsa aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Şimdi bir sonraki kadroya geçelim. Bir sonraki kadromuz 350.000'e yakın bir kadro. Sağ tarafta gördüğünüz üzere Corona ve Manafa var. Bu ikili bence kesinlikle bütçeli kadrolarda olması gerekiyor. Benim ana kadromda bile varsa bence herkesin kullanması gerekiyor. Çünkü Corona oyundaki en iyi kartlardan biri 5-5 ve forvette şutu da gayet iyi. Dripping de iyi. Başlayalım yavaştan. Kalede Castells var. Buraya Castells koymamız gerekiyor muydu? Gerekmiyor aslında. İstediğimiz kaleciyi koyabiliriz Bundesliga'da oynayan ama ben onu koymak istedim. Sağ bekte Manafa'mız var. Corona linkinden dolayı. Düz kartı oynamaz ama bu kartı oynamak zorunda. Çünkü arada dağlar kadar fark var düz kartıyla. Fiyatı da birazcık pahalı bir sağ bek için. Kaçtı hatırlamıyorum ya, yani böyle bir kart için. Ama olayımız dediğim gibi Corona kimyası. Defansta Lacroix ve Upamecano'muz var. Ve aynı şekilde Fekir'e kimyası olacağı için böyle bir Fransız şeyi izledim. Sol bekte de Davis'imiz var. Hani kimyasından ötürü ve oynayabilecek en iyi o galiba şu an. O yüzden onu koymak istedim. Gayet de oynar bence. Sağ tarafta Corona'mız var. Maç içinde Son'la Corona forvete geçiyor. Ndombele ve Nkunku orta sahaya geçiyor. 86'lık kartını da alabilirsiniz Nkunku'nun. Zaten Nkunku'nun bu sene bayağı kartı gelecek. Çok formda. Sol kanatta Heung-min Son var. Maç içinde forvete geçecek. Corona ile beraber iyi işler çıkaracaklardır bence. Kanatta Diaby 7 kimya oynayacak LF yaptığın zaman. Diaby ve Fekir olacak. Fekir upgrade alacak %90. Fekir 87 olacak. Bence kanatta artık daha da iyi olacaktır. Ben bazen kanatta yavaş kaldığını düşünsem de topu ayağında iyi saklayabiliyor. Şutu iyi, pası iyi.
Dripping iyi, o yüzden tatlı bir kart. Ndombele birazcık Huming Song kimyası için oynuyor ama bence yine de güzel bir kart, oynar. FIFA 22 kadar tatlı olmasa da oyun başı yine de tatlı. Nkunku'yu dediğim gibi böyle bir kadro yaparak oynayabilirsin. Bence gayet tatlı duruyor. 500 binlik kadroya geldik. Burada birazcık satılamaz kartlar var. Yanlış tercih diyebilirsiniz belki ama farklılık olması adına böyle bir şey yaptım. Tabii ki bunu yapmak zorunda değilsin. Ben sadece belirtiyorum. Bu kadroda 2 tane satılamaz kartımız var. Bir tanesi Gelson Martins ve bir tanesi de Benzema olacak. Flashback Benzema. Benzema yüksek kadrolarda bence oynamaması gerekiyor. Birazcık daha orta bütçeli kadrolar için daha uygun gibi bence. Çünkü şut konusunda birazcık değil, bayağı bir downgrade almış. Ama dripping'inde bayağı bir artış var. Bu tamamen sana kalmış. Kalede Lafont var. Ben onu koydum. Sana ya yani bunu değiştirebilirsin istediğin Fransız. Çok da aslında yok galiba. Bir iki kaleci daha var. Kimpembe'yi kimya veren. Full kimya yapmak istiyorsan. O sana kalmış dediğim gibi. Klaus var. Ben bu kartı kullandım. Çok kötü değil ama çok iyi de değil. Paran varsa Atal koyabilirsin. Atal ama çok pahalı. Yani bu kadro için birazcık aşar gibi yeni kartı. Kimpembe var. Oyundaki en iyi kartlardan biri. En iyi, herkesin nefret ettiği, karşısında görmek istemediği kartlardan biri. Eder Militao yine takıma girmeyi başardı. Bu sefer sol bekte Mendy'miz var. Bence en iyi gold o mu? Theo Hernandez'den iyi. En iyi gold kart diyebiliriz herhalde sol bekte Mendy. Orta sahaya geldiğimiz zaman düz Renato Sanchez var. Hafife almayın bu kartı. Düz olduğuna, 80 rating olduğuna bakmayın. Bence gayet başarılı. Hatta şöyle söyleyeyim size. Bence Valverde'den daha iyidir bu kart. Öyle diyebilirim. Orta sahayı Valverde ve Renato Sanchez sırtlıyor. Machis kartı var. Bu kart 4-4. Boyu kısa. Nasıl bir kart olduğunu bilmiyorum ama dripling istatistiğine baktığın zaman hani dengesi, çevikliği iyi duruyor. Reaksiyonu birazcık düşük. Ama denemek lazım. Gelson Martins'i ben kendim kullandım. Çok iyi pozisyon yaratıyor. Ben çok beğeniyorum. Ama şutu ve pası bazen sıkıntı yaratabiliyor. Aslında şutu o kadar çok sorun yaratmıyor yani. Sağ ayağınla vurursan sorun yok. Sol ayağınla vurursan 3 zayıf ayak seni etkiliyor. Ama bu SBC bence kesinlikle yapılmalı. Çünkü Portekiz linki önemli bir link oyunda. Forvet'te düz Ben Yedder var. Evet biliyorum biraz geride kalmış ama bütçeli bir kadro yapmak istedim. Birazcık daha farklı bir karta yönelmek istedim. O yüzden onu koydum. Ve Forvet'te de Forvet ikilisi 2 Fransız Benzema ve Ben Yedder olacak. Bu kadro hakkında ne düşünüyorsunuz? Farklı yapmaya çalışın diğerlerinden biraz. Hep aynı kartları koyunca tadı kaçıyor. Mesela Valverde'yi ve Renato'yu koymak istedim. Yorumlarda belirtebilirsiniz siz de. Sizin fikirleriniz nedir? Merakla bekliyorum. 750 binlik kadroya geldik. Şimdi bu kadroya baktığın zaman bir dengesizlik görüyorsun. Bunun sebebi bir tane süperstar alıp geri kalanını dengeli yapmaya çalıştım. Forvet'e Ronaldo oynayacak. Kaleden başlayalım. Kalede Pop var. İstediğin kaleciyi koyabilirsin. Sağ bekte Cancelo var. Çok iyi bir kart. Hala çok iyi bir kart. Düz kartı. Team of Group Stage kartları da gelecek bu arada, aklınızda olsun. Cancelo gelecek, Ronaldo gelecek, Bruno. Oha 3'ü de gelecek mi? Çüş. 3'ü de geliyorsa aynı takımda bir takımda 3 tane var. Defansta Minks var. Buradaki amaç, tekrardan söylüyorum, Ronaldo'yu alıp etrafına bütçeli bir kadro dizmek. Ve Joe Gomez var. Böyle bir defans hattı yaptım. Sol bek'e ben Reguilon koymak istedim. Çünkü sol bek başka düz iyi bir kart yok Premier Lig'de. Hani PES'de falan oynanmaz. Orta sahayı Pogba oynuyor. Evet, Pogba ve Bruno Fernandes'i koymak istedim farklılık olması açısından. Pogba'yı çok sevmesem de oynayan bir kesim var. Onlara güvenerekten bu kartı koydum. Kanatlarda Rashford ve Dembele olacak. Rashford'u ben çok sevmesem de bu sene yine de onu da kullananlar var. Bu çift favorit olarak düşünecek olursak da Ronaldo ve Fekir'i koydum. Zaten bu kartları ben de uzun süre gördüm. Fekir'in de upgrade alacağını düşünecek olursan bence gayet sağlam bir kadroya benziyor. Ama tabii ki Ronaldo'yu almayıp başka kartlarla da dengeli dağıtabilirsin. Ben böyle yapmak istedim. Böyle olması sanki hani Pogba yerine Kante'yi koyarsan ileride bayağı rahat edersin. Aynı şekilde defans hattına da Varane falan alırsan bu kadroyu uçurabilirsin. 850 binlik kadro. Evet birazcık fiyat aralığı değişik oldu. Çünkü tam yapamadım. Bazı satılamaz kartlar olduğu için, şimdi sizde olup olmadığını bilmediğim için buna yöneldim. Kalede Courtois var. Courtois bazen çok kötü, bazen çok iyi. Yorum yapamıyorum. Sağ bekte yine Manafa'mız var. Bu sefer defansta David Alaba'mız var. 87'lik kartı. Once to watch kartı 87 oldu. Sol stoperde Eder Militao'muz var. Ama sen buraya kimi koyabilirsin? Diego Carlos koyabilirsin ama sağ stoperin kimyası düşüyor galiba. Alaba'nın kimyası düşüyor. Ona bir şekilde bir ayar çekilebilir. Orta sahaya geçiyorum. Bu sefer farklı. Inform De Jong'u koydum. Düz De Jong yerine. Çünkü De Jong'un 89'luk kartı bu arada oyundaki en iyi orta sahalardan biriymiş. Öyle söylüyor herkes. Kullanan arkadaşlarım. Ben bu kartı kendim kullandım. Yalan söylemeyeceğim. Sağda birazcık kayıp. Ya benim taktiklerimden dolayı bilmiyorum ama sağda kayıptı. Ben birazcık hayal kırıklığı yaşadım Uribe'de. Ama kimya için çok önemli bir rol oynuyor. Denemekten zarar gelmez. Kanatta şimdi şöyle bir şey yapabilirsin. Fekir'i kanada, ya Korona'yı kanada koymanı önermiyorum. O yüzden yine Fekir ve Dembele ikilisini kanada koymakta fayda var.
Çünkü 87 olacağını düşünürsek pace'i de artacak. Bence kanatta Fekir oynatmak daha mantıklı. Ya da 4-2-3-1 de oynayabilirsin. 4-2-3-1'de forvet Benzema, forvet arkası Fekir, kanatlarda da Corona. Birazcık dediğim gibi harcanıyor ama denemekten zarar gelmez. Benzema'yı koydum birkaç kadroya çünkü yani şu an OP bir karttır. Yeni geldiği için SPC'si. Bir süre sonra ama gidecektir. Özelliklerini kaybedecektir. Bu FIFA'nın genel sorunu. Kartlar ilk geldiği zaman iyi, sonra kötü oluyor. Böyle bir kadro yaptım 850K'ya. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Güzel aslında ya. Çok kötü değil. Uribe birazcık soru işareti. Eder Militao belki ama onun dışında bence sağlam bir kadro. Son olarak bunu da koymazsam olmaz. Şundan bahsetmek istiyorum. Sol kanatta Vinicius Junior'ı görüyorsunuz. Bu kartın Player of the Month versiyonu kesinlikle gelecek. Kaç rating gelecek? Şimdi 85 kartı var. 86 ya da 87 gelecek. Şimdi Team of the Group Stage kartı gelecek mi bilmiyorum. Ondan bahsedeceğiz. Kalede Donnarumma var. Buraya Navas da koyabilirsin. Sana kalmış. Sağ bekte Hakimi var. İnanılmaz bir kart Hakimi. Ve Van Stuvaç'ı onun 80 kaç oldu? 86 mı oldu? Çılgın bir kart. Onu da bekliyoruz. Burada Marquinhos ve Kimpembe var. İstiyorsan Marquinhos'un iyi kartlarından birini alabilirsin. Onun da Team Auto Group Stage kartı gelecek. Onu ekleyebilirsin kadroya. Sol beke Mendy'yi koymam gerekti derken Renan Lodi koyabileceğim aklıma geldi şimdi. Renan Lodi koyabilirsin buraya sol beke yeni kartını. O kartı bayağı sağlam, draftta oynadım. Kanatlara geldiğimiz zaman Messi ve Vinicius Junior var. Messi'nin Van Stuvaç kartı kaç olmuş? Informu geldi, 94 oldu. Messi galiba 95 rating şu an Van Stuvaç kartı. O kartı çok merak ediyorum. Kanatta dediğim gibi Vinicius Junior özel kartı gelecek. Player of the Month'ı kesinlikle yapmanızı öneriyorum. Pahalı kartları çok yapmayı sevmem Player of the Month ama bu kartı kesinlikle yapacağım. Forvet'e geçmeden önce orta sahada Kante ve Bruno Fernandes var. Bruno Fernandes çok kişi beğenmiyor orta sahada ama size şöyle söyleyeyim. Ben oyun çıktığından beri Ronaldo'm olduğu için onunla oynuyorum. Hem kimyadan ötürü hem de iyi bir kart. Savunması kötü değil. Bana güven. Kesinlikle oynar. Kante var aynı şekilde. Kante'yi ben ilk zamanlar çok almak istiyordum. Ama Kante'yi kullandığım zaman bir şey dikkatimi çekti. Kötü bir yanı var Kante'nin, düz kartının. Pası gerçekten çok kötü. Hani bana diyor olabilirsin hani nasıl ya Kante iyi bir kart. Kante'nin pası dışında hiçbir sıkıntısı yok bence. İnanılmaz. Defans istatistikleri aşırı iyi. Bazı topları gerçekten yapışıyor ayağına. Ara şeyleri, interceptionları, o pas araları çok iyi. Kante de kadroda yerini aldı. Son olarak da forvet hattında yine çift forvet düşünecek olursak Ronaldo ve Mbappe var. Mbappe oyundaki en iyi gold card. Kimsenin buna şüphesi yoktur diye düşünüyorum. Böyle bir kadro yaptım. Bunun fiyatı 3.5 milyon falandı. Şimdi bunu da koymazsak olmaz. Fantezi kadrolarda her zaman yerini alıyor. Sonuçta kadroyu gerçekten kurmuyoruz. Böyle yer vermek istedim bu kadroya da. Kadrolar nasıl? Yorumlarınızı merak ediyorum. Farklı tarzda kadrolar varsa aklınızda aşağı yorumlara bırakın ki oyuna yeni başlayan arkadaşlar varsa ya da elinde coin olan arkadaşlar varsa onlar için de bir fikir olursun. Yılbaşı için bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Çekiliş detaylarını zaten vereceğim yakın zamanda. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Takipte kalın diyorum. Videoları beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bu arada yemek sepeti kuponunu kazanan arkadaşa ben yazacağım. Mesajımı bekle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.